Efendim, Ankara Barosu avukatların sürgünle tehdit edildiğini iddia etti. Bazı kurumlarda sonuçlarına katlanırsınız denilerek aba altından sopa göstermek şeklinde. Bazı kurumlarda da görev yerlerinin değiştirilebileceğine, imza vermeyen isimlerin ilgili bakana ulaştırılacağına kadar açık şekilde baskı söz konusu. İddialarla biz hareket edemeyiz, konuşamayız. Varsa bunun belgeleri ilgililer çıkartır. Kamu kurumdaki avukat arkadaşlarımızın hepsine büyük ölçüde baskı yaparak ya onları sürgün etmekte, sözleşmelerini feshetmekte tehdit ediyorlar. 15 Temmuz'da yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesine göre 5000'den fazla avukat bulunan illerde en az 2000 avukatın imzasıyla baro kurulabiliyor. Ama iddialara göre İstanbul'dan sonra Ankara'da da İkinoğlu Baro'nun kurulması için gerekli imzalar kamuda görevli avukatlardan baskıyla, tehditle toplanıyor. Avukatlara İkinoğlu Baro'ya dilekçe vermeleri için bir takvim öngörüldüğü, eğer o gün için raporlu bulunan bir kurum avukatı var ise bunu da dilekçeyi vermemek adına rapor almış olarak kabul edeceğiz denildiğine ilişkin de çok açık bilgiler tarafımıza ulaştı. İkinci baronun başvurusu İstanbul'da yapıldı ama Ankara'da yeterli imza henüz toplanamadı. İkinci baro için özellikle kamu avukatlarına baskı yapıldığını söylüyor Ankara Barosu da. Muhalefette sürgünle tehdit edildiklerini, matbu dilekçe imzalatılmaya çalışıldığını. Çok sayıda bize telefon geliyor. Şu dilekçeyi önümüze koydular. Biz ne yapacağız? İmzalayacak mıyız? Yoksa bizi sürecekler mi? Kaygı duyuyorlar. Zaten baro seçimlerinin ertelenmesine dönük bu çaba kamu avukatlarına yapılan baskının en büyük göstergesidir. Siyasi partilerin kongreleri yapılırken baroların genel kurullarının pandemi gerekçesiyle yasaklanmasını, yeni baroların kurulamamasıyla açıklıyor muhalefet. AK Parti ise kamu avukatlarına imza için baskı yapıldığı iddiasını reddediyor. Varsa bunun belgeleri ilgililer çıkartır. Bunu yapan varsa bu hukuka aykırıdır. Savcılık gereken çalışmayı yapar. İktidar Partisi kongrelerini yapabiliyor. Ama kongresini yapamayan tek kurum barolardır. Bundan daha büyük delil olamaz. Gaziantep Barosu'nun kongresine izin verilmediği gün AK Parti Gaziantep Şahin Bey ilçe kongresinde kaydedildi bu görüntüler. Adalet Bakanı da katıldı ilçe kongresine. Muhalefet çifte standart derken Ankara'da henüz kurulamayan yeni baro için adliye binalarında kurulan standlarda imza çağrısı yapılıyor. İkinoğlu Baro ismiyle sosyal medyada paylaşılıyor. Henüz böyle bir baro kurulmadı. Belki bu kuruculardan daha önce bir başkası çıkıp İkinoğlu Baro'yu kurabilir. Tüzel kişilik kazanmış gibi baronun ibaresini kullanmak kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunu işerdiğini düşünüyorum. Bu arada